Merhabalar. Şehir Hepimizin programında yine birlikteyiz. Bugün kent ve göç, kentte göç mekanlarını konuşacağız. Program İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıyor ve 38.si. Biz de göç merkezi olarak, İstanbul Bilgi Üniversitesi göç merkezi olarak ayda bir hem ev sahibi hem konuk oluyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Aslında arkadaşım Didem Danış'ı ağırlıyoruz. Göç çalışanların çok iyi bildiği bir isim. Göçte, kentte ve mekanlar alanında çalışan hepimiz onun çalışmalarından çok şey öğreniyoruz. Belki biraz bunu açabiliriz Didem. İlk önle başlayabiliriz. Yani kent ve göç, kentte göç mekanları ne demek? Neden mekansallık önemli? Çünkü şu an sosyal bilimde çok fazla bu mekansallığı duyuyoruz ama bu nereye denk geliyor? Belki buradan başlayabiliriz. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Bu aslında mekansallık meselesi çok gerçek bir durum olmasına rağmen çok geç bir dönemde dikkate alınmaya başladı. Bunu da biraz coğrafyacılara borçluyuz evet. Aslında. Bu beşeri coğrafyacılar, sosyal coğrafyacılar özellikle İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kavramı öne attılar. Yani her toplumsal olay tabii ki belli bir mekanda oluyor ama bu mekanın toplumsallığı üzerine ve mekan ve toplum arasındaki ilişkiler üzerine detaylı çalışmalar oldukça geç bir dönemde başladı. Belki burada önemli bir referans olarak Fransız sosyal bilimci Henri Lefebvre'den biraz bahsedilebilir. Çünkü herhalde onu anmadan olmaz. O mekanın toplumsal olarak üretildiğini söylüyor. Yani her bir mekan, mesela şu anda bizim bulunduğumuz sanayi mahallesi bile içinde bulunan toplumsal, ki bunu geniş olarak alıyor, ekonomik, siyasi vesaire ilişkilerle biçim alıyor. Ve bu alan ortaya çıkan biçim daha sonra yeniden sosyal ilişkileri bir şekilde etkiliyor. Yani orada mekansallıkla kastettiğimiz coğrafya artı bütün o sosyal ilişki ağları aynen. Gibi bir şey. Yani çünkü mekan gerçekten de sosyal olarak ortaya çıkan, sosyal olarak üretilen bir sosyal ürün o anlamda, toplumsal bir ürün. Bunun da tabii farklı boyutları var. Lefebvre biraz ondan detaylı bir şekilde bahsediyor. Mesela bir mekan öncelikle planlanıyor. Yani bir yerin bir sanayi mahallesi olarak tasarlanması gibi. Belki burada Gezi Parkı da iyi bir örnek olabilir. Ben de zaman zaman kullanırım bunu. Gezi Parkı'nı mesela şehir plancıları bir park olarak tasarlıyor. İşte bu parkta şöyle davranılacak gibi. Burada bir birincil müdahale var ama daha sonra bu mekan kendine ait içindeki sosyal ilişkilerle yani o parkın kullanıcıları tarafından farklı bir anlam kazanıyor. Yani biz de hatırlayacak olursak mesela Gezi Parkı kimler tarafından nasıl kullanılıyordu çok uzun süre 2013'teki Gezi olaylarından önce. Bir de buranın temsili var. Diyor ki Lefebvre, bütün bu farklı katmandaki ilişkiler, sosyal ilişkiler sırasında içinde aynı zamanda bir de güç ilişkisi var aslında. Yani o mekanda kimin daha çok söz sahibi olduğu, kimin o ilişkileri daha çok biçimlendirdiği, kimin güçlü olduğuyla, kimin muktedir olduğuyla bağlantılı. Bunu şimdi biz göçmen mahallelerine yani veyahut da göç ve mekan ilişkisine getirecek oraya olursa, gelmeden şey sorabilir tabii. Miyim? Yani aslında bu planlama kadar İstanbul'u düşündüğümüzde planlamama da bir politik olarak. Yani bizim özellikle daha bu yoksulluk gece konu çalışmalarında Ayşe Hoca'nın, Ayşe Buran'ın söylediği bir şeydir. Hani o alanların aslında bir politik olarak planlanmaması da. Bu noktada belki İstanbul için konuşurken ya da İstanbul için düşünürken hani planlama kadar planlamamak da bir planlama belki diyebilir miyiz? Ya bu sadece ama İstanbul'a has bir durum değil. Pek çok üçüncü dünya ülkesinde veya gelişmekte olan, daha siyaseten doğru söyleyelim, gelişmekte olan ülkede uygulanan bir politika. Yani müdahale etmeyip ama aslında o müdahale etmeme alanında gene iktidarın tercih ettiği şekilde biçimlenmesini sağlayacak şeylere yol vermek. Bunun mesela en tipik örneklerinden bir tanesi işte Türkiye'de çok yoğun bir iç göç yaşandığı 1950-80 arası dönemde mesela konut alanına müdahale etmeyerek veya edemeyerek yani konut arzı sağlayamayarak gece kondulaşmayı mümkün kıldı. Bir anlamda da teşvik etmiş oldu aslında çeşitli mekanizmalarla ve bu da sonuçta bir kentsel politikaya dönüştüğünü söyleyebiliriz yani o politikasızlığın. Burada yani bence... Burada ben iki akımı önemsiyorum. Bir tanesi daha Amerika Birleşik Devletleri bazlı bu Chicago ekolü dediğimiz 1920'lerdeki sosyolojik ekol. Onlar doğrudan ilişkilere bakarlar ve mekanın toplumsal ilişkileri belirlediğini söylerler. Yani kentte yaşıyorsan sen kentli gibi davranırsın. Kentin sana dayattığı bazı sosyal normlar vardır. Evet mesela daha ikincil ve yüzeysel ve çıkara dayalı ilişkilerin olur. Ama kırda köyde yaşıyorsan farklıdır gibi. Onlar ben çok önemsiyorum Chicago ekolünü.
çok eleştirilmiş olsa da, fakat onların göz ardı ettiği çok önemli bir şey devlet. Önemli bir aktör olarak, hele bizimki gibi ülkelerde. Avrupa sosyal bilimlerinde daha üzerinde durulan bir şey. Sanıyorum o Lefebvre'in bu mekansallık kavramı o açıdan bizim için anlamlı. Hem o mekandaki sosyal, enformel ilişkilerle biçimlenişini görüyor, hem de içinde nakş olmuş iktidar ilişkilerini görebiliyoruz. Yani en basit hep verilen örnektir ya, bir şirkette mesela patronun üst katta oturması, alt düzey çalışanların farklı bir mekansallıkta işte hem alt katta oturması hem de işte oda paylaşımları vesaire, bütün bunların hepsi o iktidar ilişkilerine dair bize çok önemli sembolik ipuçları sunar. Anlamaya dair, ilişkileri anlamak açısından da mekanın gücü gibi. Peki göçe düşünürsek, göçü bu bağlamda ele alırsak, özellikle İstanbul, ama sadece İstanbul'da konuşmak zorunda değiliz, tabii büyük şehirlere göç. Onun getirdiği büyük bir değişim var. Hem mekanların değişimi, hem de belki biraz şey de düşünebiliriz. Yani aslında göç öyküsü bir yandan kentleşmeyle beraber modernleşme öyküsü gibi de aynı. Paralel gidip gitmemesi de başka açılardan çalışıldı. Kesinlikle. Yine aslında bizimki gibi gelişmekte olan ülkeler için kentleşme modernleşmeyle çok paralel gidiyor. Yani hani yumurta mı tavuktan çıktı gibi. Dolayısıyla burada mesela bir tablo hazırlamıştım. İstanbul'un aldığı nüfusun artışına dair. Yani İstanbul dediğimiz şehir 1950'lerde 1 milyon olan bir kent aslında. Evet. Ki ondan öncesinde burada mesela nüfus artışını görebiliyoruz. 1950'lerden sonra çok hızlı bir artış yaşanıyor. Ve bu 65'lerde mesela nüfus artış hızı rekoru yaşanıyor ve o şekilde de devam ediyor hala bugüne kadar. Bu ne demek? Aslında mesela 2000 nüfus sayımında öyle bir detaylı analiz yapmışlardı. İstanbul'da yaşayan nüfusun %65'i İstanbul dışında doğmuş. Evet. Yani sadece her 3 kişiden biri İstanbul'da doğmuş. Hele bir de bunun anne babası da İstanbul'da doğmuş dediğimizde sadece %15. Evet. Yani bu şunu söylüyor, İstanbul göçle kurulmuş bir kent ve bu, unutmayalım ki, sadece İstanbul'a has bir durum değil. Tabii. Bütün büyük kentler, özellikle de 3. dünyada, gelişmekte olan ülkelerde ki büyük kentler işte Bombay'den São Paulo'ya kadar göçle. Çünkü neden? Buralarda da yapılan ekonomik yatırımlar her zaman bu kentlerin önemli bir ekonomik cazibe merkezi olmasına sebep oluyor. Bu da nüfusun buraya akmasına yol açıyor. Fakat bu nüfus buraya akarken o toplumsal ve mekansal ilişkiler kentin yeni bir şekil almasına da neden oluyor. Kentte dönüşüyor. Dönüşüyor, aynen. Yani bir kere en temel kente gelen insanın birincil ihtiyacı nedir? Barınma ihtiyacıdır. Konut. Bu nüfus nerede oturacak? Nerede yaşayacak? Yani başını sokacağı bir yer, işte 1950'lerden itibaren Türkiye'de cevap çok netti aslında. Devlet bu konut açığını kapatamadığı için bu kendisini daha çok gece kondulaşma şeklinde gösterdi. Ama orada da devletin müdahale etmeme politikası aslında bunu politika teşvik etmiş oldu. Ve zamanla da mesela Murat Güvenç Hoca'nın çok bu konuda kapsamlı çalışmaları var. Kentin bir sosyoekonomik, mekansal ve sosyal hiyerarşisi ortaya çıktı. Yani hepimiz çok iyi biliyoruz ki bütün Boğaz hattı, işte belli merkezi eski ilçeler, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Bakırköy, buralar kentin daha varlıklı kesimlerinin oturduğu bölgeler. Ama dış ilçeler, daha sonra 90'lardan sonra kurulan, işte Bağcılar'dan Esenyurt'a, Sultanbeyli'ye, buralarsa kentin daha çok alt orta sınıf, işçi sınıfı kesimlerinin oturduğu bölgeler. Dolayısıyla da bu mekanda da bir o eşitsizliklerin mekansal resmi gibi, haritalanması gibi. Ama bir de tabii ki yani gene bildiğimiz üzere senin çalıştığın bir şey. Yani o merkezlerde aslında merkezin de çeperleri daha önceler var. Belki şu an onun da dönüştüğü bir dönemi yaşıyoruz. Yani merkezin çeperine yerleşebilme 1950'ler, 60'lar, 70'ler daha mümkünken. Şu an hani onların da işte bir tür soylulaşmayla beraber başka yerlere kaydırılması var. Belki biraz orayı da konuşabiliriz. Yani burada tabii hem merkezin dönüşümü var hem de çeperlerin aslında. Çünkü çok kısa bir süre önce çok daha net bir şekilde gördüğümüz üzere kent mekanı gerçekten kıymetli bir meta. Dolayısıyla kentin merkezi bölgelerindeki işte Tarlabaşı gibi olsun, Balat gibi olsun yerler, belki ekonomik anlamda düşük gelirli grupların oturduğu yerler olmasına rağmen barındırdığı potansiyel sayesinde, ekonomik potansiyel sayesinde çok hızlı bir muhtenalaşma, soylulaşma süreci yaşayabiliyor. Benzer şekilde İstanbul sürekli nüfus çekmeye devam ettiği ve aslında arazi çok az olduğu için üzerine konut yapılabilecek çeperler de kıymetleniyor. Yani Çekmeköy,
Tabii. Mesela eski bir gecekondu bölgesiyken veya Ümraniye veya Sultanbeyli veya işte aynı şey Esenyurt vesaire tarafında buraların hızlı bir şekilde siteleştiğini, daha üst orta sınıf kesimlere hitap eden konutlarla dolduğunu görüyoruz. Şimdi bunlar aslında hep iç göçle hala konuşuyoruz. Yani evet. Belki birazdan daha detaylı konuşacağımız bir de tabii son dönemde çok ciddi bir hani Suriye'den gelen göçün de etkisi var. Ama ona girmeden önce biraz daha şeyi konuşalım. Yani bu karakter zaman içinde şey gösteriyor mu? Yani nasıl özetlersin 1950'ler, 60'lar, 70'ler? Hani Türkiye'deki iç göçün hem mekansal yansımaları hem de işte İstanbul'un belki profilinin evet. oluşması açısından. Yani bu konuda gerçekten Türkiye'de sosyal bilimlerin herhalde en geliştiği alanlardan evet. biri. Çok sayıda araştırma var. Yani pek çok eski kuşaktan veya hala devam etmekte olan araştırmalar sayesinde. Bu göçü hani çok kabaca böyle ikiye üçe ayırabiliyoruz. Bir tanesi 50-80 gibi gönüllü, ekonomik amaçlı işte Anadolu'dan büyük kentler ama özellikle İstanbul'a evet. olan göç. Bu zaten herhalde hepimizin çevresinden çok iyi bildiği bir göç. O dönemde İstanbul'un çok hızlı ekonomik olarak cazibe merkezi olması etkili. 80 sonrasında ise daha bir yeni bir kuşak göçle karşılaşıyoruz. Bunu biraz daha zorunlu göç olarak tanımlayabiliriz. Evet. Çünkü Güneydoğu'da işte devlet ve işte Kürt siyasi hareketi arasındaki o silahlı çatışmanın getirdiği o baskıcı köy boşaltmaları vesaire sonrasında nüfusun önemli bir kısmı aslında Kürt nüfusun önemli bir kısmı köylerini terk etmek zorunda kaldı. Şimdi biz tabii İstanbullular olarak hep İstanbul'a gelenleri biliyoruz evet. ama çok büyük bir kısmı kendi bölgelerindeki evet. kentlere gittiler. Yani mesela Van'da 90'larda Van merkezinde nüfus %400 arttı. Diyarbakır'da aynı şekilde çok daha yüksek artışlar. Yani bunlar astronomik artışlar yaşandı. Ya orada daha önce Ayhan hocaların yaptığı çalışmada da yani paranın gittiği yere kadar eğer İstanbul'a kadar aynen. yetiyorsa gelmek evet. ama İstanbul'a kadar gelmiyorsa işte kent kesinlikle. Merkezine gelmek, ilçe merkezine gelmek. Yani burada iki şey var. Bir ekonomik güce sahip olman lazım. İstanbul'a kadar tabii. gelmek dediğin gibi koca aileyi İstanbul'a taşıyabilecek bir maddi kaynağının olması lazım ama ikincisi bence daha da önemlisi sosyal sermaye. Bu da hani Bourdieu'nun kullandığı bir kavram. Yani çünkü buraya bir kere geldin diyelim ama burada nasıl tutunacaksın? Özellikle de hani bu 80 sonrası yaşanan zorunlu göçte bunu Sema Erder çok güzel köysüz köylü göçü der. Yani çünkü hiçbir arkada bıraktığın topraklardan destek alamadan tamam. göç ediyorsun. Yani özellikle 50 ile 80 arasındaki göçte böyle bir köyle kesinlikle. Olan o bağıntın. Yani mesela nedir o 50'lerdeki 80 olan göçte her zaman köyden bir şey gelir. Aslında bugün de devam ediyordur. Hala devam, yani fındık evet. gelir, bulgur gelir, şeker, erzak pancarı, gelir. Şekeri gelir. Evet veyahut oraya gidersin orada yaz tatilinde yaptığın çalışmalar işte tarladaki çalışma sayesinde biraz maddi desteğin olur vesaire. Ama 80 sonrası köysüz köylü göçü dediğimizde maalesef hani bir evet bağ kopması, destek yok. Üstüne üstlük de tüm aile olarak göç ediyorsun. Yani ailenin aslında kent ekonomisine entegre olamayacak yaşlı nüfusu, çocuk nüfusuyla beraber onların da ihtiyaçlarını gidermen gerekiyor. Bu dönem tabii biz hep İstanbul odaklı çalışsak da çok uzun tartışılan işte göçmen krizi evet. vesaire diye işte göç oldu, toplumsal sorunlar patladı vesaire denilen bir dönem oldu. Bunun özellikle yoksulluk çalışmaları, benim daha çalıştığım alanlarda yansıması tabii kalıcı yoksulluk. Hani öbüründe işte gene daha önce yapılmış çalışmalarda da yani daha nesilden nesile aktarılan kalıcı bir yoksullukla. Çünkü işte o köyün, sosyal ilişkilerin, kentteki sosyal ilişkilerin de çok daha sınırlı olması sebebiyle böyle bir şey hep söylendi. Ama tabii mekansallık adına gene bir sosyallik var belki ama daha öncekiler kadar hızla şehre ne entegre olmak mümkün ne de sosyal ağların onu daha rahat kaldırabilmesi. Yani kesinlikle burada sahip olduğun sosyal ağlar aslında göçmenlerin bir geldikleri yere entegre olmasındaki en kritik şeylerden bir tanesi. Yani bir devlet politikasıysa ki burada daha çok politikasızlık görüyoruz evet. dediğimiz gibi. Ama ikincisi sahip olduğun sosyal ağlar. Yani senin hemşerilerin var mı, akrabaların var mı, sana kucak açan ve bu şehre alışmanı, orada tutunmanı mümkün kılan. Eğer bunlara sahipsen çok daha kolay bir şekilde şey yapabiliyorsun. O yüzden de mesela Türkiye'de gene daha önceki yapılmış çalışmalardan biliyoruz. En yaygın dernekleşmeler hemşeri dernekleridir. Çünkü hemşeri derneklerin özellikle o dönemde çok önemli bir sosyal fonksiyonu vardı. Yani o tutunmayı, iş bulmayı vesaireyi sağlıyordu. Bunun ben hala kısmen devam ettiğini düşünüyorum yabancı göçmenlerle. Yani bu iç göç dış göçte burada çok büyük bir fark olmuyor. Bir mekansallıkla ilgili şundan bahsedelim.
Göç böyle geldiği zaman bu yoğunlukta İstanbul gibi büyük kentlere aslında ister istemez göçmen mahalleleri de oluştu. Belki biraz daha Avrupa kentlerinden farklı olarak daha mix mahallelerde, daha karma mahallelerde bunlar. Ama biliyoruz ki mesela Zeytinburnu, Bayrampaşa, Eyüp Sırtları buralar neden? Çünkü gelen nüfus özellikle 1950 sonrası o sanayileşmeyle beraber o fabrikalarda işçi olarak çalışıyordu. Gene bu fabrikalarda, bu coğrafyalarda, bu bölgelerdeydi. Hemen arka plandaki yerlerde de işte gece konularını kurup yerleşiyorlardı. Burada tabii ki kimin nereye yerleşeceği o sahip olduğu ilişki ağlarıyla. Yani Sivaslılar vesaire gibi. Ama bu hani hemşericiliği bence şeyde de görebiliyoruz. İstanbul milletvekillerini incelemiştim önce bir küçük ufacık bir çalışmada. Ve 60 milletvekilinden o zamanlar İstanbul kütüğüne bağlı 15 kişi civarı vardı. Çoğunluk Sivaslılar. Sonra eğer Batı Karadenizleri bir bütün alırsak Karadenizler zaten bir numara. İkinci olarak Kastamonu, hani il bazında ayırdığımızda gibi. Orada hani göçün, İstanbul'a gelen göçün hangi bölgelerden yoğunlukla geldiğini de görüyorsun. Yani çok gerçekten kendi hinterlandı. Batı Karadeniz, kısmen Trakya, hemen yakın ilçeler, olanlar. İller pardon. İstanbul'un ilçesi gibi çünkü onlar artık. Ve işte İç Anadolu'da Sivas gibi bazı iller. Bu da doğrudan mesela kentin nasıl siyaseten temsil edildiğine bile yansıyor. Yani işte İstanbul'un en bilindik milletvekilleri vesaire Rizeliler, Sivaslılar. Tabii ki bunun getirdiği bir karşılıklı patronaj ilişkisi de oluyor. Evet. Bunun dışında peki yani gene böyle biraz tarihsel de tutarak hani Suriye'den önce yabancı göç durumu neydi? Senin özellikle o alanda çalıştığını da bildiğim için hani saha deneyimi de olabilir, anlatmak isteyeceğin öykü de olabilir. Yani özellikle Suriyelilere başlamadan yine İstanbul için baktığımızda hem mekansal anlamda hem göç karakteri olarak çünkü işte göç çalışmalarında artık çok söylenen işte artık göç alan değil, göç veren aynı zamanda daha doğrusu hep göç veren bir ülke olarak algılanırken göç alan bir ülke olarak söylenmesi gibi bir şey tekrar ediyoruz ama hani bu ezber ne zaman itibariyle farklılaşıyor ya da düzeyler, dereceler nedir? Nasıl özetlersin? Yani orada 90'lar önemli bir kırılma noktası. Yani çünkü Türkiye her zaman bir şekilde göç alıyor ama bu gelen göçmenler ağırlıklı olarak soydaş diye tanımladığımız, muhacir diye tanımladığımız. Yani işte mesela Balkanlardan, daha bugün buraya gelirken bir Bulgaristan'dan 1951'de göç etmiş birisiyle sohbet etme şansım oldu. Hani hemen çok hızlı bir şekilde burada akrabaları, hemşerileri vesaire ve aynı zamanda da devletin pozitif politikaları sayesinde çok hızlı entegre olabilmişler. Ama bu belli bölgelerde belli grupların toplaşmasını da getirmiş. İşte Bayrampaşa'da mesela Yugoslavya'dan gelenler hani farklı alt gruplar olarak görmemiz gibi. Fakat 90 sonrası gerçekten önemli bir değişim oldu. Yani muhacir olmayanlar da bizim Türkiye'de hem toplumun hem devletin bize yakın olduğunu düşünmediği gruplar da gelmeye başladı. Mesela işte siyah Afrikalılar. Sayıca çok kalabalık olmamasına rağmen en görünür gruplardan biri. Çünkü bizim için en yabancı grup. Yabancı gerçek anlamıyla bunun yasal statüsü olarak söylemiyorum. Çünkü Türkiye'de alışık olmayan bir uzak siyah. Uzak olma, imge. Evet, aynen imgesel olarak uzak, kültürel olarak uzak ama en başta da görünürlüğü üzerinden. Veya işte Irak'tan gelenler, Afganlar. Burada fakat çok ilginç bir şey var. Bu görünürlük meselesi. Yani 90'dan beri kent her zaman farklı grup, farklı menşe ülkelerden göçmen alıyor. Ama hepsi aynı derece görünür değil. Geçen Kumkapı'da mesela dolaşıyordum. Sırayla pek çok Özbek lokantası gördüm. İnanılmaz çok var. Yani düşünüyorum mesela ben daha önce 2000'li yıllarda Iraklılarla çok çalıştım. Ve Irakların bu şehirde olduğunu biliyorum. Ama bir tane Irak mutfağı sunan bir lokanta yok. Ama Özbekler de ama var. Özbekler zaten Suriyeli. Evet. Şimdi saymıyorum Suriye lokantalarını ama bunu bence mümkün kılan işte orada devletin politikası. Ve o grubun kendini burada ne kadar rahat ve güvende hissettiği. Çünkü böyle bir lokanta açabilmek bile. Evet, lokanta çünkü görünürlük demek. Görünür olabilmeyi göze alabilmek demek. Bu ne demek? İşte polis bana müdahale etmeyecek. Çünkü sonuçta biliyoruz ki 90 sonrası göçün önemli bir özelliği de çoğunun kayıtsız göçmen olması. Hepsi değil kesinlikle. Eminim o lokantaları açanlar da ikamet belgesi vesairesi her şeyi tamamdır. Ama oralar aynı zamanda düzensiz göçmenlerin de buluşma mekanlarıdır ister istemez. Burada dediğim gibi 90'dan itibaren şehir çok farklı göç aldı. Burada
tabii ki şunu da unutmayalım. İstanbul ekonomisinin işte Özal sonrası evet. dışa açılması, uluslararasılaşması, turizmin çok ciddi olarak artması, bunlar da etkili oldu. Sovyetler Birliği'nin çöküşü, kesinlikle. Oradan bavul ticareti ve evet. onun üzerinden. Ondan yine. Evet, Mineyder'le de evet, yaptığınız toplantı, şeyde yayında çok detaylı bir şekilde konuşmuştunuz. Tabii bunların hepsi bir nüfusu çekti ama son yaşadığımız evet. kuşkusuz çok, çok farklı. Çünkü tek bir ülkeden bir seferde 3 milyonun üzerinde bir nüfus Türkiye'de bulunuyor. Bir de şey belki... Yani sayısal olarak hani şimdiye kadar bütün Türkiye Osmanlı tarihi boyunca yaşadığımızın ötesinde bir şey yaşıyoruz. Diğerinde bir de bu hani arada olma hali şeklinde senin de bir makalen var zaten hani bunu çalıştığın. Yani bir kalıcılık değil de bir geçicilik ya da bir geçiş ülkesi olma evet. durumu hani çok fazla belki söyleniyor. Birazcık onu da konuşabiliriz. Aynen. Çünkü biz de Emre Erdoğan'la bir tane makale yazdık özellikle Suriyeliler üzerine ama aslında aynı. Yani böyle işte misafirken çok hoşgörülü ki o da çok tartışabileceğimiz ama işte misafirperver olup ama komşu olma ki bu seneki Biennial'in de temasıyla çok ilişkili ve bence bizim konularımız açısından çok hayati bir şey. Hani kimleri komşu istiyoruz? Kesinlikle. Hani bu ikisi çok iç içeymiş gibi geliyor. Yani burada belki şu an bizim gerçekten çok sesli olarak düşünmemiz, beraber tartışmamız gereken bir şey. Çünkü artık başka bir şeyden bahsediyoruz. Daha önceki Suriye öncesinde yani Suriye'den gelen göç öncesinde o geçicilik şeyini de biraz konuşabilirsek. Yani geçicilik çok... temel özelliği evet. bu. Hatta Suriyelilerde bile bence çok uzun süre geçici oldukları kabul edildi. Evet. Şu anki bence yaşanan krizin, gerilimlerin önemli bir sebebi de artık kalıcı olduğunu fark edilmesi. Ama daha önceki gruplara geleceksek orada ilginç bir durum var. Dediğim gibi Iraklılarla çalıştım, Afganlarla çalışan arkadaşlarımı biliyorum. Bütün bu gruplar Türkiye'deki bulunuşlarını hem kendileri hem de devlet aslında bunun geçici olduğunu evet. düşünüyordu. Dolayısıyla da benim bir makalede yazdım. Farkında olarak görmezden gelme evet, politikası evet. vardı. Yani devlet ve onun kolluk kuvvetleri ve bütün birimleri o grupların, o göçmenlerin şehirde nerede yaşadığını, ne iş yaptığını vesaire biliyorlar. Biliyor. Ama müdahale etmiyor. Yani bu bir tür işte farkında tolerans politikası diyebileceğimiz bir şey. Fakat bunun şöyle bir etkisi oluyor. Yani bir yandan hani Batı Avrupa ülkeleriyle karşılaştırırsak daha esnek, daha bir manevra alanı açan bir şey göçmenlere. Fakat bir türlü de tam olarak yerleşmelerine imkan vermeyen bir şey. O belirsizliğin verdiği bir geleceği ve ön planı görmemek. Dolayısıyla da her zaman gitmeyi öngörüyor. Aslında devlet de onu istiyor. Tamam bir süre kal ama hatta kal işte bizim... ne bileyim tekstil atölyelerinde ucuza çalış, inşaatta çalış, işte informal olarak sigortasız vesaire bize katkıda bulun ekonomik anlamda ama sonra git. Hani burada kalıcı bir talebin olmasın. Burada ben bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. 1965'lerin ortasında Norbert Elias, belki bazı kişiler onu bu medenileşme süreci evet. kitabından tanırlar. Bir öğretmenle beraber İngiltere'nin bir küçük kasabasında bir araştırma yapıyor 1960'larda. Ve bunu Established and Outsiders kitabının adı, yani yerleşikler ve yabancılar diye çeviriyor. Ve burada çok ilginç bir şey var. Aslında sosyokültürel olarak, ekonomik olarak birbirine çok benzeyen iki grup. Burası bir işte tamamen küçük sanayi üretimi yapılan bir bölge. Buraya aynı özelliklere sahip gene İngiltere'den bir başka grup yerleşiyor. Fakat eski yerleşikler yeni gelenli bir şekilde bu kaynaklar üzerinde söz sahibi olmaması için sürekli dışlıyor. Ve burada dışlıyor, ötekileştiriyor, işte onların pis olduğunu söylüyor, onların ahlaksız olduğunu, onların işte... kendisinden farklı ve aşağıda. Kesinlikle, tam olarak o. Yani kendisinden farklı ve aşağıda olduğunu çok çeşitli şekillerde söylüyor. Bunun en önemli aracı mesela dedikodu. Aslında bu iktidar ilişkisini ve burada tabii ki amaç belli. Hani sahip olduğu aslında kaynakları paylaşma istememe. Şimdi bu geçicilik hikayesinde de bence öyle bir şey var. Sen yerleşik olmadığın sürece bazı şeylere erişebilirsin evet. ama portakal orada kal. Hani eski çocuk ifadesiyle ondan daha fazlasını istediğin anda işte orada toplumsal bir gerilim yaşanıyor. Komşuluk da bence öyle bir şey. Evet. Çünkü komşu demek senin gibi yerleşik. Sana eşit, sana denk. Ve bu bence Türkiye toplumunda en hassas konulardan birisi. Tamam göçmen gelebilir, o bizim din kardeşimizdir, o bizim işte ağırlarız, misafirimizdir, başımız kucak üstündür. Açarız, her şeyi yaparız, misafiri el üstünde tutarız ama eşit olmayacak, denk olmayacak. Ve bunu bence Suriyelilerde çok daha net görüyoruz. Evet.
Yani şey aslında belki onu da belirterek ilerleyebiliriz. Suriyelilere başlayalım, artık zamanımız da ilerliyor ama belki şu da önemli. Vatandaş olarak bir iç göçün parçası olarak gelenlerde bile belki farklı türde dışlanmalar, tabii, her dönemin farklı dışlanma biçimlerini, sosyal dışlanma dediğimiz, toplumsal dışlanma dediğimiz şeyi görüyorduk. Şimdi bir de vatandaşlık statüsünün olmadığı, çok daha farklı bir grubun ve çok yüksek, çünkü İstanbul'da da aslında yani kayıt dışılarla beraber belki en yüksek nüfus. Evet. Tabii nüfusu oranladığımızda o kadar yüksek olmuyor ama toplam nüfus olarak baktığımızda en yüksek nüfuslu şehirden bahsediyoruz. Kesinlikle. Burada ne görüyorsun? Nasıl? Belki buna geçmeden hemen şey de söyleyeyim. Çünkü Ayşe Öncü hocamızın çok güzel bir çalışması var. Bu 80'lerde 90'larda karikatür dergileri, evet, inceliyor. Liman'ı vesaire. Ve orada bu iç göçle gelenlerin nasıl aşağılandığını, horlandığını. Tabii. Mesela işte Kro, Maganda işte vesaire karikatürleri, tabii, üzerinden. Gerçekten veya arabesk diye, tabii, damgalamak. Tabii. Tam demin söylediğim gibi aslında yerleşikler kendi sahip oldukları konumu, sosyoekonomik, kültürel üstteki konumu korumak için diğerini sürekli aşağılayarak, dışlayarak, ötekileştirerek kendi konumunu bir şekilde, evet, tahkim etmeye çalışıyor. Yani orada çalışıyor. Benim hani vurgulamak istediğim, vatandaşlık çerçevesinde hukuksal olarak aynı haklara sahip olmalarına rağmen bunun çok, aynen, fazla üretildiğini, yaşandığını, kesinlikle, görmüş ben, ve deneyimlemiş haldeyiz. Şimdi tabii bir de ekstra olarak, evet, hukuksal statünün de sadece bunun geçici koruma. Ama ben çok önemli bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kent dediğimiz yer, yukarı doğru toplumsal ekonomik hareketliliğin de en çok yaşanabildiği yer. Yani, hı-hı, kentte zenginleşebilirsin. Evet. Ve zaten bu hareket edebilirsin yukarı doğru. Yukarı doğru o toplumsal hiyerarşide, ekonomik hiyerarşide üste çıkabilirsin ve bunu herkes biliyor. Dolayısıyla aslında kendisini daha risk altında hissetmesi de o eski orta sınıfların ve üst orta sınıfların, kendisinin vakti zamanda yukarı çıktığı gibi sonradan gelen göçmenin de çeşitli mekanizmalarla kendisinden de yukarıya çıkabilmesinden korkuyor. Hı hı. Gene buna sınıf düşme korkusu deniyor mesela. Evet. Bence önemli bir açıklayıcı. Çok, hı hı, fazla üzerinde durmuyoruz ama eğer ki her zaman aşağı konumda kalacağını bilse göçmenin, hı hı, kentte bence daha yüksek bir müsamaha olacağını sanıyorum, düşünüyorum. Ama önce gelenin belli bir yol alması, onun yol olarak. Bir de gene hani bu literatürde işte bu korkunun yarattığı şeyin biraz bir tür güvenlik yükseltmenin de bu önyargıları çok arttırdığı. Yani hem ekonomik anlamda hem işte birkaç farklı türde tehditten bahsediyor. Yaşam şeklinde olan tehdit, ekonomik anlamdaki ne diyelim sermayeye ya da işe olan imkanların daralması gibi. Ama hani hepsi bir arada var olan bu bilinmezliklerle daha da artıyor. Peki Suriyelilere geçersek, çünkü 15 dakikamız kaldı, biraz onu da konuşalım istiyorum. Bunu nasıl okuyorsun? Yani şu an çünkü dediğimiz gibi çok ciddi bir nüfustan bahsediyoruz. Daha önce toplumsal olarak deneyimlemediğimiz bir şeyden bahsediyoruz ve önce çok geçici bir misafir, tırnak içinde misafir statüsü hakikaten düşünülen, yani hukuksal olmayan bir ifadeyle misafir denen, sonra geçici koruma statüsüne sahip bir nüfustan bahsediyoruz ve gerçekten de artık komşularımız ve komşularımız olduğu noktada nasıl okuyorsun toplumu? Mekansallığı da daha sonra konuşmak üzere. Yani bir kere burada bence demografik öğe çok önemli. Bazı görseller göndermiştim. Murat Erdoğan'ın yerel yönetimlerle ilgili, İstanbul'daki çalışmasıyla ilgili. Mesela orada şeyi çok net gösteriyor. Türkiye'de 3 milyonun üzerinde Suriyeli var. Bu çalışma Şubat ayı verilerine dayanıyordu, evet, ama bu arada hızla da arttığını da görüyoruz. Evet, yani, evet, durmadığını o nüfusun. Ama yaklaşık olarak şunu söyleyebilirim. Sayıca en kalabalık grup İstanbul'da 500, evet, binin üzerinde. Ve tabii ki daha takip eden şeyler, iller, sınır bölgeleri. Gaziantep, Kilis, Antakya, Urfa vesaire. Burada orantısal olarak baktığımızda İstanbul'da aslında çok büyük bir oran yok. %4 tabii, civarında. Yani bunu bence altını özellikle çizmemiz lazım. Ama bu %4 bile, tabii, şu anda Suriyelileri İstanbul'daki en önemli grup yapıyor. Aynen. Ve yani açık ara en önemli. Bu çok çok önemli bence. Özellikle altı çizilmesi gereken bir şey. Oysa mesela Antep'te %25'e yakın, Hatay'da aynı. Hem yaşamın kurtarılması. Kilis'te %95. Tabii Kilis yani özellikle. Neredeyse her bir kişiye karşılık, her bir Türkiye vatandaşına karşılık bir Suriyeli var. Bunlar tabii o sınır bölgeleri için apayrı hikayeler ama ben İstanbul'dan konuşmaya devam edersem, burada tabii bu kadar yoğun bir nüfus geldiği için bir kere şunu görüyoruz. Şehrin her yerinde
Bir tane ilçeler haritası vardı. Belki onu görebilirsek faydalı olur. Gene Murat Erdoğan bu çalışmasında hangi ilçelerde yoğunlaştığını gösteriyor. Ve bu bize çok anlamlı bir şey gösteriyor. Gördüğünüz gibi işte Avrupa yakasında bütün bu çeper ilçeler, Esenyurt, işte Fatih, Gazi Osman Paşa gibi. Anadolu yakasında bir tek dikkat çeken yer var Sultanbeyli. %6'nın üzerinde yani toplam yerli nüfusun %6'sı ve üzerinde olanları koyu mavi olarak görüyoruz biz bu haritada. Ve bu ilçelerin özelliklerini aslında sosyoekonomik olarak daha geride olan ilçeler. Dolayısıyla da aslında kiraların, işte barınmanın ve temel ihtiyaçların daha ucuza karşılanabildiği yerler. Yani mülteci o anlamda şehrin en varsıl yerlerine gitmiyor, gidemiyor. Daha tutunabileceği yerlere gidiyor. Burada da bazı yerlerde bu mekansal toplaşma doğrudan kendini görünür kılmasına da neden oluyor. Yani hem daha yoğun olduğu için daha yoğun bir şekilde algılanıyor. Kesinlikle o nüfusun yoğunluğu mekana da nakş oluyor. Mesela Sultanbeyli'de ben ciddi anlamda gezdim. Orada yani pek çok yerde olduğu gibi mesela bir Suriyeli Caddesi dedikleri bir yer var. Ziyaülhak Caddesi. Sağlı sollu Suriyeli dükkanları ve bu oranın görünür de olmasına, oradaki Suriyeli göçmen nüfusun görünür olmasına neden oluyor. Şimdi demin gösterilen bir şey vardı. Türkiye'deki toplam Suriyelilerin toplam Suriyelilerin %17'si, %18'i İstanbul'da yaşıyor. Bu çok normal çünkü Türkiye vatandaşlarının toplam nüfusunun %18'i İstanbul'da yaşıyor. Neredeyse yani, birebir. Birebir, evet. O anlamda bence şaşırtıcı bir şey yok. Açıkçası ben sosyolog olarak daha yüksek olmasını beklerdim. Neden? Çünkü İstanbul'da iş imkanları çok daha yüksek. Burası o anlamda bir cazibe merkezi. Ama benim gördüğüm kadarıyla İstanbul pek çok Suriyeli için ilk aşamada gelinen yer değil. Kademeli göçle gelinen bir yer. Yani Gaziantep'e gidiyor, kilise gidiyor, Urfa'ya gidiyor belki. Bakıyor orada bir süre sonra imkanların daha iyi olacağını düşündüğü İstanbul'a göç etmeye karar veriyor. İstanbul'da da bunu mesela Sultanbeyli'de gördük. Kendi içinde İkinci bir göç yapmış. Yani uyduruyorum. Önce Fatih'e gelmiş, önce Esenyurt'a gitmiş. Sonra bakmış Sultanbeyli'de başka tür avantajlar var. Oraya göç etmiş gibi. Yani şunu unutmayalım. Göç durağan bir şey değil. Evet. Bir yere gittim ve durdum. Artık orada yaşayacağım diye bir şey yok. İster istemez özellikle de bu kadar dar imkanlarla tutunmaya çalışırken hani daha çok artının veya olumlu pozitif özelliğin olduğu yere doğru bir kayış var. İstanbul o anlamda bir yandan iş imkanı sunması açısından önemli ama bir yandan da tabii hem kiraların hem de hayatın geçim koşullarının daha zor olmasından dolayı, kiraların daha pahalı olmasından dolayı öyle bir zor bir yer. Ama tabii o iş imkanlarının çoğu da kayıt dışılığı içeriyor. Bizim en son şu an bitmekte olan bir çocuk işçiliği çalışmamız var Bağcılar'da. Hani orada çok net ortaya çıkan bir şey, Bağcılar, Küçükçekmece gibi daha böyle ilçelerde diyelim, küçük üretimin olduğu ilçelerde çok ciddi bir biçimde kayıt dışının, kontrolsüzlüğün verdiği bir emek mevzusu da var. Yine küçük bir araştırma yapmıştık bu konuda. Konfeksiyondaki atölye sahipleriyle görüştüm ve bu yabancı, özellikle de Suriyeli istihdam eden İstanbul'daki konfeksiyon atölyesi sahipleriyle yani bu biraz da aslında işin doğası gereği. Çünkü bugünkü neoliberal hani dünya pazarında sizin mesela işte uluslararası markalara ucuza üretim yapıp diğer rakiplerinize göre iş alabilmeniz için maliyeti en aza indirmeniz lazım. Ve bu maliyeti en aza indirmeyi aslında yerli işçiyle yapmanız mümkün değil. Oysa ki göçmen işçiye çok daha ucuza, çok daha uzun saatlere yani çok daha düşük maliyetli olarak çalıştırabiliyorsunuz. Temel bir ayrım olduğunu düşünüyorum bunun. Ha bu sürdürülebilir mi? Hayır. Çünkü gene Amerika'da bir sosyolog Faranak Miraftap'ın çok güzel bir çalışması var. Amerika'da küçük bir kasabadaki et kesim fabrikasında çalışan göçmenleri inceliyor ve diyor ki yerlilerin yani yerli Amerikalıların yapmadığı işi kabul etmek istemediği, ücretlerden dolayı, çalışma koşullarının zorluğundan dolayı niye göçmenler kabul ediyor ve nasıl kabul edebiliyor? Nasıl kabul edebiliyorlar? Çok net gördük. Mesela bizim hiçbirimizin yani yerli nüfusun kabul etmeyeceği koşullarda yaşamayı göze alarak. Yani bir evde, bir hanede 2-3 aile yaşadı. Beraber yaşıyor. Veyahut da mesela bu da çok dikkat çekici bir şeydi. Aile fertlerinin çalışmayan kısmını kamplara gönderip, mülteci kamplarına... Sadece erkeklerin İstanbul'da kalıp bekar odalarında ev paylaştığı, en harcamaları minimuma indirdiği ama bu arada işte o konfeksiyon atölyelerinde yerli işçinin belki 1/3'ü fiyata çalışarak mümkün
kıldığı bir düzenden bahsediyoruz. Yani çok adaletsiz bir düzen ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Mesela o atölyenin de, o üreticinin işte Zara'nın, H&M'in vesaire şeyinde kalabilmesi için, o küresel rekabet içinde tutunabilmesi için gene aynı şekilde burada çok ciddi gerekiyor. Olarak işte bu firmalarda tedarik zincirlerinden bunları çıkarmaya çabalıyorlar. Çünkü onlar açısından da hani bir marka değeri gibi bir şey. Ama bu aslında herkesin, yani bunu çok ciddi olarak önemsiyorum. Hem tüketici olarak tüm insanların, üretici firmaların, yani gözünü kapayarak diye de gözü açarak bu durumu fark etmemiz gerekiyor gibi. Aynen. Çünkü bazen o ucuz olabilmesi ürünün bir takım işte bu ilişki görülmeyen ya da taşeronlaştırılarak koşulların sorumluluklardan bir biçimde kaçıldığı bir şeyle ürüyor. Üretim zincirleri, tedarik zincirlerine çok ciddi bakmamız gerekiyor. Yani Türkiye gibi zaten kayıt dışılığın çok yüksek olduğu bir ülkeden hem üretim aşamasında hem çalışma koşulları açısından. Burada şeyin de altını çizelim. Yani kayıt dışılık sadece göçmen işçiler için değil, yerli işçiler için de geçer. Var olan tekstil, koşulların üzerine bu geliyor aynen, zaten. Aynen. Tekstil, inşaat, ev içi hizmetleri, bunlar neredeyse hepsi kayıt dışı işliyor. Evet. Yani yerli de olsa, yabancı da olsa. Dereceleri ve kırılganlıkları. Aynen. Ama yabancı kayıt rağmen, yani sigortasız çalışmanın üstüne bir de daha da ucuza ve daha uzun saatlere çalışmayı kabul ediyor. Etmek zorunda kalıyor. Yani o bir yandan umutsuzluk, bir yandan da hani yeni göçmen olmanın getirdiği her şeyi kabul o etmek zorunda olma. Belirsizlik ve bilinmezlik durumu, biraz da o geçicilik durumu hepsi bir arada getiriyor. Mekansal olarak özellikle Sultanbeyli'de biraz STK'larla, oradaki sivil toplum kuruluşlarıyla da çalıştım diye söylemiştim. Biraz onu da konuşmaya zamanımız var. Tabii. Yani işte Sultanbeyli'de bizim yüksek lisans tezini hazırlayan öğrencimiz Dilara Nazlı ile beraber uzun zaman yani bulunduk. Onun da tezini takip ettim danışmanı olarak. Orada aslında çok çarpıcı bir şey var. Bu komşuluk ve misafirperverlik üzerine bence çok dikkat çekici bir şey. Çok ciddi bir kucak açma var. Hı. Ve burada tabii ki oranın kendi siyasi rengiyle işte hükümetin, devletin politikalarının da çakışması da söz konusu. Yani burada herhalde Türkiye için özellikle altını çizmemiz gereken şey Avrupa'nın aksine çok pozitif bir kabul politikası olması. Ya bir de şeyi söylemek lazım. Bunları konuşurken çünkü hani sen de yaşıyorsundur. Sürekli olarak yani böyle bir nüfus. Yani bu zaten böyle bir nüfusu ya da böyle bir politikayı eleştirmek değil tek başına. Hani bunu bir gerçeklik olarak koyup daha iyi nasıl olabilir ya da var olan sorunları tartışmak. Kesinlikle. Yoksa 3 milyon gibi bir nüfusun, 3 milyon üstünde bir nüfusun herhangi bir ülkenin ne diyelim hemen somut politikalarla her şeyin çok kolay çözüleceği gibi bir durumun olmadığı ortada. Yani aslında bu alanda çalışan bizlerin hani buradaki söylediği her eleştirinin altında bu işin daha iyi olabilmesinin yolları var. Ki sen de zaten benzer ben bir şey söylüyorsun. Ben bu egzersizi derslerde yapıyorum bazen. Diyorum ki işte Cumhurbaşkanı olsanız, Başbakan olsanız size her tür siyasi yetkiyi veriyorum. Nasıl bir göçmen politikası izlersiniz? İnan bana benim bile cevabım yok. Çünkü çok çetrefil bir konu. Neden? Hali hazırda Türkiye'nin zaten çok çeşitli kırılganlıkları var. Yani işte demin söylediğim mesela bu neoliberal piyasalara entegre olmak. Tabii. Yani o piyasaya entegre olmanın bedeli çok ucuz maliyete iş çıkarabilmek. Onun da bedeli işçiyi ucuza çalıştırmak. Yani bugün Suriyeli çalıştırıyor, dün Azeri'yi çalıştırıyordu, Afgan'ı çalıştırıyordu veya zorunlu göçle gelmiş Kürt'ü çalıştırıyordu. Yani bu böyle bir... ama ne oldu? Bu çalışmada gördüm işte o Kürtlerden bazıları bugün atölye sahibi olmuşlar. yani kent o anlamda yukarı doğru hareketliliğe de imkan veriyor. Fakat şey çok önemli ama tabii. Ama kimlere veriyor da bence önemli. Yani bir de oranlar çok önemli. Belki eskiden 1950'ler 60'larla itibaren o hareketlilik çok daha fazlayken gelen nüfusla beraber o kalıcı yoksulluğun bir grubunda en azından devam eden. Çünkü hani bir de bence şeyi çok önemli görüyorum. Yani herkes başarabilir gibi bir durum yok. Aslında tam da başaramayanların ya da o yükselmeyi yapamayanların yanında duracak bir sosyal politikayı da düşünmek zorundayız. Kesinlikle. Bu konuda zaten çok çalışmalar var. Yıllar önce Sema Erder'in, sosyolog Sema Erder hocamızın bir çalışması vardı. Mesela kentsel sınıfları üçe ayırıyor. Yükselenler, yani göçle geldikten sonra özellikle de bu hemşerilik, akrabalık vesaire sosyal ağlarını canlı tutarak, kullanarak bir sosyal mobilite yaşayanlar, yerinde sayıklayanlar ve içe kapananlar. Yani bu içe kapananların bir kısmının sonra mesela gene bir başka çalışmadan bir nöbetleşik yoksulluk diye kalıcı yoksulluğa düştüklerini, yani o kısmı
içinden hiçbir şekilde çıkamadıklarını ve orada bir şekilde hapsolduklarını biliyoruz. Şimdi Sultanbeyli'de gördüğümüz, aslında biraz çok kısaca hemen oradan bitireyim. Bir kere söylem çok çarpıcı. Yani bir şeyi söyleyelim mi? Oradaki sivil toplum kuruluşları Türkiyeliler mi yoksa Suriyelilerle mi baktınız? Yoksa ikisi birden mi? Hemen hemen hepsi Türkiyeli. Hepsi Türkiye. Evet, tamam. Yani Suriyeli ben denk gelmedim en azından. Yani tamam. Biz denk gelmedik. Burada tabii ilginç olan şey, Sultanbeyli'de ulusal sivil toplum kuruluşları da, yani İHA gibi, Deniz Feneri gibi var ama çok daha az etkililer. Daha yerel yani, daha küçük ölçekli. Tamamen yerel. Mesela birisiyle tanıştık. İşte mahalleden bir amca bu meseleyi dert etmiş. İşte Suriyelilerin ilk geldiğinde açıkta olmasını. Ben diyor komşularımdan kıyafet topladım, eşya topladım, dağıtmaya başladım. Hı. Sonra baktım bu iş çok büyüyor. Küçük bir yer kiraladık. İşte tanıdıklardan rica ettik. Bunu bir düzene soktuk vesaire ve inanılmaz bir aslında derneğe çevirmiş bunu. Daha sonra baktım daha çok işte diyor diş tedavisinde ihtiyaç vardı. Birisinden destek buldum. Bir tane diş tedavi koltuğu koydurttum. Bir tane Suriyeli doktor buldum. Yani adam sistemi kurmuş. Ama gene aslında çok önemli bir şey var. Burada bir kez daha devlet bunu biliyor. Her şey yasa dışı. Bir yandan aslında baktığınız zaman mesela Suriyeli doktor çalıştıramaz. Hı hı. Ama burada bir ne demiştim demin, hani farkında olup görmezden gelme yani politikası. Gene aynı şekilde böyle çok sayıda İslami Hayır Kuruluşu'nun faal olduğunu görüyoruz. Bu da mesela deminki haritada gördüğümüz gibi Sultanbeyli kadar Anadolu yakasına uzak bir ilçede %6'nın üzerinde, yani İstanbul ortalamasının orada yoğunlaşmayı sağlıyor. Üzerinde bir yoğunlaşma olmasını sağlıyor. Çünkü mülteciler arasında bu çok hızlı bir şekilde duyuluyor, bu imkanlar. Bu demin söylediğim bu dini söylem çok önemli. Burada referans yapılan şey ensar muhacir ilişkisi. Yani işte o tarihteki peygamber zamanında Mekke'den Medine'ye göç sırasında ve bu tabii ki aynı zamanda siyasetin de dilinde sürekli tekrar edilip altı çizildiği için toplumda zaten siyaseten aynı çizgide olan Sultanbeyli nüfusunda çok ciddi bir karşılık buluyor. Biz ensarız. Fakat orada bence önemli bir şey var. Biz ensarız derken veyahut da bir ikinci söylem Osmanlılık. Hmm. Biz Osmanlı'dan gelen tarihsel sorumluluğumuzla kucak açtık Suriyeli kardeşlerimize. Hep bir üstten bakma var. Hmm. O hiyerarşik ilişki kırılmadan. Kesinlikle. Diyorsun. Yani gene o komşuluk meselesine gelecek olursak eşitlik üzerinden değil. Biz kucak açanlar. Ya hala biz ev sahibiyiz. Ensar adı üzerinde zaten. Demin hani Norbert Elias'a referans verdiğim biz yerleşikler ve sonradan gelenler gibi. Orada yani din tarihinde belki aynı şekilde kurulmasa bile bugünün söyleminde o ensar muhacir bir üstünlük ilişkisi üzerinden dile getiriliyor. Bunu söyleyebilirim aslında. Çok önemli bir şey aslında bu söylediğin. Son olarak belki şeyle toparlayabiliriz. Yani bu bizim de bir doktor öğrencisi Aslı'yla beraber, Aslı Pekmen'le beraber bir çalışmamız da daha bitmedi tezi ama bittiğinde inşallah çıkartacağız. Bir kadının İstanbul'u nasıl yardım ağı üzerinden, yani yardım alabileceği yerler üzerinden ilçeleri biliyordu. Hı hı. Tüm İstanbul okuması sadece yardım nereden alınır, onun üzerinden bir İstanbul ve İstanbul mekanlarına erişimi vardı. Aynen. Aslında şu anda da hani senin söylediğin aslında nerelerde yaşanabilir, ne tür ilişkilerle hayatta kalınabilir üzerinden bir göçmen, en azından Suriye'den gelenlerin bir yerleşimini görüyoruz. Bu karşılaşma ve karşılaşmama hali sence nasıl? Yani onun da temasın özellikle. Çünkü iki tür temastan bahsediyor literatür. Kimler arasında karşılaşma? Yerlilerle ve hani şöyle aslında gerçekten bir temas kurduğumuzda önyargılar kırılırken, gerçek bir temas olmadan, gerçekten birbirimize dokunmuyorsak bazen önyargıların da arttığını söyleyen literatür de var. Evet. Yani İstanbullularla Suriye'den gelen İstanbul'da yaşayanların sana göre karşılaşma, karşılaşmama, yani bu ilçelerde mutlaka yoğun içinde var ve karşılaşıyorlar ama onun dışında mekansal bir birbirimizden kopma ve aslında görmeme hali var mı? Ya bir kere zaten büyük kent kenti içinde bir ayrışma ve kopukluk demek. Ama ister istemez karşılaşılan alanlar var ve bunlar mesela okul, mesela sağlık kurumları, hastaneler, mesela sokaklar, kamusal alanlar vesaire. Fakat buralardaki karşılaşmaların çok gerilimli olduğunu görüyoruz. Yani özellikle Suriyeli mülteciler üzerinden ama diğer gruplar üzerinden de. Yani yerli halk çok net bir şekilde işte ben Suriyeli'yi hastanede istemiyorum vesaire. Çok aşina olduğumuz o yabancı düşmanı söylemi çok hızlı üretebiliyor. Burada bence devletin diğer konularda yaptığının tam aksine müdahil, açık müdahil olması gerekiyor. Çünkü aynı ben karışmayayım politikasını, müdahalesizlik politikasını sürdürdüğü zaman bu karşılaşmalar çok gerilimli yaşanıyor.
Yani iş ortamında veya hastanede veya okuldaki karşılaşmada yerli nüfusla mülteci nüfusun arasında ben kolaylaştırıcı bazı aktörlerin girmesi gerektiğini ve bu aktörlerin de devlet tarafından teşvik edilenler olmasını gerektiğini düşünüyorum. Hani ne yapıyor mesela şu anda devlet? Bence çok doğru değil. Yani kısmen belki sosyolojik olarak bir karşılığı var ama müftüleri, imamları bir şekilde bu konuda aracı kılmaya çalışıyor. Ama bunun dışında karşılaşma mekanlarında da aracı aktörlere ihtiyaç var. Okul özellikle gerilimin en yüksek olduğu yerlerden biri. Ve bu nüfusun belki böyle bitirebiliriz. Kalıcı olduğunu düşünüyorsak eğitim ve çocuklar geleceğimiz için en temel mesele. Çünkü hiç biliyoruz ve eleştirerek takip ediyoruz değil mi? Batı Avrupa'daki entegre olmayan göçmen nüfusu, işte Paris banyolarında yaşanan ayaklanmaları vesaire. Böyle bir şeyin İstanbul'da veya Türkiye'de olmaması için şimdiden gençlerin, çocukların, mülteci çocukların eğitime ve diğer alanlara entegrasyonu sağlamak zorundayız. Bu da tabii okulların içinde çok ciddi destek mekanizmalarının. Kesinlikle. Çünkü yani çok iyi niyetli olan öğretmenler bile bazen ne yapacaklarını dil açısından destek mekanizmalarının, bazılarının travmaları var. Travmalar açısından destek mekanizmalarının kurulmasını gerektiriyor. Bunu en azından çok farklı şekillerde sesli düşünerek, yani hakikaten bir ortak akıl üretmek zorunluluğumuz var. Bizim Didem'le konuşmamız bitmez. Belki bir kere daha ağırlarız seni. Çok teşekkür ediyoruz. Çok farklı konuları konuşmaya çalıştık bu 45 dakikada. Ama bence hala açabileceğimiz çok nokta var. Belki bir program daha söz alırız senden. Herkese çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. 38. Şehir Hepimizin programını bitirmiş olduk. Bir sonrakinde buluşmak üzere. İyi günler.